Religa 51. dakika programından herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta da aslında biz bir 51. dakika programı çektik ama teknik problemlerden dolayı yayınlayamamıştık. Oysa yaklaşık 1,5 saatlik gibi bir kısmını da Instagram üzerinden yayınladık. Maalesef teknik bir hatadan dolayı, problemden dolayı yayınlayamamıştık. Bu hafta Religa'nın ilk resmi programını, eğer bir aksilik olmazsa yine kayıtlarda, çekmiş olacağız. Aynı zamanda Instagram'da da eş değerli olarak canlı yayınlayacağız programımızı. Yine Instagram üzerinden de bizlere sorularınızı yönetebilirsiniz. Handcam'de diyelim aslında. Sevgili Onur Didin var. Uğur Didin'in kardeşi bizlere bugün yardımcı olacak bu konuda. Geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz aslında 51. dakikayı genelde canlı yayınlıyorduk ama bu iki haftadır bir teknik problemimiz var. Bundan dolayı canlı veremiyoruz. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren canlı yayınla yine sizlerin karşısında olacağız. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yine sevgili partnerim Uğur Didin olacak. Öncelikle hoş geldin Didin. Hoş bulduk Davat. Güzel aslında bir iki haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta iyi değerlendirmiştik burada, yani güzel konuştuk. Aynen. Onur bizi dinlemiş oldu. Onur yorumlarımızı ayrıcalık oldu. Onur'a özel program yapmış olduk. Çok iyi takımlar var, çok güzel takımlar var, renkli dakikalar var ve en önemlisi havanın da güzel olmasıyla birlikte çok renkli tribün şovları da izliyoruz. Akıllarda kalan birçok takım var. Sırası geldiğinde tekrardan seninle konuşacağız onları. Program çok yoğun, maç sayımız o kadar çok, maşallah Allah bereketini arttırsın diyelim. Yani bu sene 35, seneye belki 40, ondan sonra 45-50, hafta yetmeyecek belki 2 haftada 15 günde bir döneceğiz. Bizler bu ilgiden çok memnunuz. Takımlar da umarız aynı ilgiden memnunlardır ya da bizim hizmetlerimizden memnunlardır ki bizler de elimizden geldiğince her sezon üzerine koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve ya 3. hafta ya da 4. haftadan itibaren oldukça güzel bir uygulama daha religacıları bekliyor olacak. Ve ilk maçımızla ben başlayalım diyorum sevgili Didin. Manajans JVT marka mücadelesi. Manajans ilk kez Religa'da mücadele etti bu sezon. Marka ise geçtiğimiz haftanın ardından yine Orhan'ın muhteşem performansıyla devam ediyor. Gol de öylesi şeklinde geçmişti maç. 4-4'lük bir eşitlikle sonuçta ama iki takıma da giden gelen maçta iki takım da birer puana razı kaldı. Maçı saatlerden dolayı trafikte olduğum için yolda yine teknolojinin sayesinde telefondan izleme şansı buldum. Orhan'a değineceğim. İlk maçını ben anlatmıştım. Hani anlatırken de hani affını sığınaraktan maç yorumlar yapıyoruz. Vücudunun bazı hareketleri yapmasına müsaade etmediğini söylemiştim ama çok iyi gol kokladığını söylemiştim. Geçen hafta 2 gol, bu hafta hat-trick. Tam bir golcü. Zaten geçtiğimiz sezon söyledik sevgili Mehmet Yılmaz. Aynen öyle. Çok net. Aynen öyle. Geçtiğimiz programda bahsettik ama o kadar. Evet. Mehmet Yılmaz'ın 10 kilo fazlasını koyuyor üzerine Mehmet Yılmaz. Belki Mehmet Yılmaz şu an bakarsak aslında o kilolara gelmiştir herhalde. Aynen öyle. Belki daha da geçmiştir şu anda. Ama formda bir Orhan var. Bu arada Mehmet Yılmaz mıydı ya? Mehmet Yılmaz. Forvet'ten Sivaslı forvetten bahsediyorum. Tamam, Mehmet Yılmaz mıydı? Değildi ya Mehmet Yılmaz. Neyse ona ben bakacağım. Sen devam et. Kim aklıma kalmışsın. Kim olduğunu anlamışlardır abi muhtemelen. Ettirik yaptı Orhan. Bu arada Deniz 2 gol attı. Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Yıldız. Google yanlış söylemez. Gerçi Yandex'miş ya. Güvenimiz Ruslara sonsuz. Deniz'in de 2 golü var. Gol düellosu şeklinde geçti. Kaliteli maçtı. Güzel bir maçtı. Yani bazı vasat maçlara sahne olmuştu Religa'nın ilk haftası. İkinci haftanın açılışı bence gayet güzel oldu. İyi bir maçtı. 4-4. Maçın hakkı mı dersen onu da sen söyle istersen. Sen daha kimsin maça? Ben de maçı zaten kendim anlattığım için yakinen takip ettim sevgili Didin. Hakikaten gol düellosu şeklindeydi. Şimdi Manajans'ta Yiğit Ayvazoğlu gibi savunmada aslında önemli bir ismin kaybı şu an hala içten içe belli oluyor. Ancak şuna bakacağım. Hakikaten Orhan çok farklı bir oyuncu sevgili dedin. Yani birçok belki futbolcu anlatmışızdır hani spiker olarak da Religa'da da birçok futbolcu değerlendirmişizdir. Ancak Orhan Aydemir'in futbol stili, futbol zekası, topu ayağına aldığında kaleye hemen hızlı şekilde düşünmesi yani bu anlamda şey diyeyim ben sana, pozitif etki yaratıyor takıma da. Direkt kaleyi düşünmesi tam bir forvet oyuncusu olduğunu gösteriyor. Direkt kaleyi düşünüyor. Şey çok kötüydü. Markanın belki Manajans'ın bugün sahada mücadele ederken Deniz'in de ekstra performansı çok iyiydi. Yani ben basket maçından tanıyorum Deniz Ergin'i. Basketbolu çok iyi oynuyor. İyi üçlük atan biriydi. Bu sefer iyi üçlükleri oldu. Yani gol anlamında da güzel uzaktan mesafeden goller buldu. İki takım için de bence adil bir skor olduğunu düşünüyorum. Burada
marka filebek dizi Haydar, pardon Samet çok kötü bir performans sergiledi. Yani Samet'i ben bildiğim bileli ilk kez bu kadar kötü performansla izledim. Var mıydı 7 hatalı goller? Hepsi hatalı goldü yani. Hani tamam belki iyi goller attılar, iyi şutlar çektiler ama genelinde de bence çok ciddi problemleri olan bir isimdi diye söyleyebilirim. Takım olarak Cemre pozitif etki yarattı takımda. Saadettin oyuna girdikten sonra iyi flöli çalımlar attı, güzel işler yapmaya çalıştı. Takımın hani o genel sinerjisine bakacak olursak sevgili Didin, iki takımın da eşit skorlarda ben mücadele ettiğini düşünüyorum. Yani skorunda haklı bir sonuca eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. İyi mücadele ettiler. Güzel maç. Bir diğer mücadele geçelim. Titri Fikir Reaktör İstanbul mücadelesine geçeceğiz. Titri Fikir takımının 3-1'lik üstünlüğü vardı. Ben Kerem Kan'ın sosyal medya üzerinden bizlere vermiş olduğu mesaj vardı. Bir gol Nalbant için, bir gol bizim için. Takım 3 gol attı ama sevgili Kerem Kan'a Keka'ya sorduğumda dedim hani bir gol attın. Didini göremedim tribünde dedi, yerde orada dedi. Görmediğim için boşa gol atmak istemedim dedi. Bence onun olduğu bir maçta dedi ben gol atmayı planlıyorum dedi. Habersiz geldim. İkinci yarı izledim, farkında değil. İşte görseydi belki seni belki atabilirdi. Titri Fikir maçına geçmeden önce aslında bir de burada eşsiz bir lezzeti takdim etmek istiyorum size. Eşsiz lezzet deyince bir lezzet diyen de bir kadın var ya, şöyle nom 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 yiyen onun gibi oldu. Bugün Florya'da Fair Play'e konuk olduk. Onların meşhur baklavaları 51. Evet. dakikanın ya, baklavasıyla konuk olacağız. Yani. Tabii tabii almak ne kelime. Kendileri sağ olsun Gaziantep yörümüzün o meşhur tatlıcısı İmam Çağdaş'tan bizlere böyle bir ikramı esirgemediler, gönderdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Başta Cem Akar olmak üzere ki bugün editör arkadaşlarımız onunla ilgili haberler de çıkarttı. Ona da şimdi program içinde değineceğiz ama bu baklava her şeyin ötesinde inanılmaz bir lezzeti var. Şu an belki kadraja giriyorum bilmiyorum ama bir yarısı yok. Gün boyunca tükettik biz onları. Enerji sağladık. Şu anda enerjim yerine geldi. Çok yani teşekkür ederim. Müthiş bir lezzet. Bunu söyleyebiliriz. Titri Fikir Reaktör maçına geçecek olursak da sevgili Didin. Evet. Şimdi Titri Fikir bu sezon daha derli toplu bir şekilde oynuyor. Ahmet Çiçek sakatlandı. Bu biraz handikap yaratabilir belki takım anlamında. Ama Reaktör takımı geçtiğimiz hafta, hani sen daha yakından takip ettiğin için konuşacağım. Geçtiğimiz hafta ile bu haftaki performanslarına baktığımda inan ben şahsi fikrim çok geriye gitmişler. Önce Reaktör sonra Titri Fikir. Şimdi geçen haftaki mücadelesinde yine sen maçta daha hakimsin. Titri Fikir'den bahsedeceğim. Kerem Kanık ile diğer oyuncular arasında inanılmaz bir boşluk vardı. Kerem Kanık'a doğru düzgün buluşturamadılar topu ve önünde de yani Salih gibi çok sert bir savunma oyuncusuna karşı oynadı. Biraz da sinirlerine hakim olamadı Kerem Kanık. Sanırım bu köprüyü bir kez iyi kurmuşlar. O şekilde bir görüntü vardı. Keka da attı golünü. Reaktör takımına gelince aslına bakarsan geçen haftaki mücadelede hani futbol olarak yine beni çok ümitlendiren bir futbol oynamamışlardı. Titri Fikir gibi sert, tecrübeli, iyi bir takım karşısında yani mağlup olmaktan kurtulamadılar. Bence sen daha hakimsin maça, istersen hani anekdotlar var. Tabii. Şimdi bir kere bir cephede Reaktör İstanbul'un en büyük bence şans kaynağı sevgilinin Halil Özküçük filebekçisi. Evet. Çok iyi bir kaleci. İyi kurtarışlar yapıyor. İyi işler yapıyor. Savunma hattında yine ateş ileriye doğru bindirmeler yapmaya çalışıyor. Forvet hattında zekayı iyi niyetli bir oyuncu aslında. Hani çok gol iyi. Yollarında akıl dolu. Hani bazen futbol fizik oyun değildir, zeka oyundur dediklerinin en güzel örneğidir Zekai Öztürk. Yani bu tartışılmaz. Bu denklem içinde biraz fazla eksikleri var. Bu hafta itici güçlere taraftar da tesislerde yerini almadığı için bence skor da bu şekilde kalmış olabilir. Taraftar demişken belki de uzun bir süreden sonra Titri Fikir'in taraftarıyla tanışma fırsatı bulduk sevgili dedi. Hep bahsettik. Sonunda yani Titri Fikir bile taraftarla bir başka oynuyor farkındaysan. İnanılmaz hava katmış takıma. Kesinlikle. Taraftarla gelen takım bu zamana kadar ben görmedim ki üzülsün. Yani bu yönden de ben Titri Fikir'in hani o cepheye bakacak olursak sevgili dedin bir hayli iyi işler yaptığını düşünüyorum açıkçası. Yaptığı iyi işlerden bir tanesi de önümüzde. Çok bu net. Hafta komple iyi iş yaptılar. Aynen bu hafta bir hayli hani o konuda evet. İyi olduklarını söylüyoruz ama taraftar hani takıma pozitif etki yaratmış gibi geliyor bana sevgili dedin. Bence de Kerem Kan'ın taraftar örgütlenmesi konusunda biraz elini atsa inanıyorum ki elini attığı anda orayı
Bütün tribünleri doldurur bence Kerem Kanık. Yeter ki istesin. Bir ticari zeka da açmak istiyorum Twitter cephesine. Yazar başvurusunu çok doğru bir yere tespit olarak açtılar. Yani bu kadar şirketin olduğu bir yerde, bu sektörün en önemli turnuvasında böyle bir ücretsiz reklam canlı yayında binlere, yüz binlere ulaşmak çok akıllıca bir hamle. Kimin aklına geldiyse de ekstra onu da tebrik etmek lazım. Titir fikir maçında son olarak durup hemen geçelim diyorum. Cem Ekar'ı çok mutsuz gördüm. Bugün o haberleri ben de takip ettim. Özellikle bir teknik direktör konuşurken bakışı var. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yıllar önceye gittim. Fenerbahçe'de Christoph Daum dönemi. Aykut Kocaman dönemin sportif direktörü olarak takım başına getiriliyor. Aynı bugün Cem Akar'a yapıldığı gibi. Ve bir sezon aradan sonra Aykut Kocaman teknik direktörü oluyor. Daum? Yok. Bilmiyorum artık. Artık bilmiyorum. Ve inanılmaz bir istatistik gördüm bu haberde. Teknik direktör geldikten sonraki önceki 28 maç. 20 maçın 18'inde kendisi var basın toplantısında. Sonra 0. Bu sezon yok. 2 maç, 2'de 0. Titi fikir adına kötü bir olay. Takım içi kargaşa her zaman sıkıntı yaratır. Bu arada Kerem Kanık'la sakatlık geçirmişti mücadelede. Evet, sosyal medyada evet, gördüm ben de. Kendisiyle de sosyal medyada. Sakatlık mı geçirdi yoksa iş yerine gitmemek, sakatlık bahanesi izin alıp tatile mi gitti anlamadım yani şimdi. Gördün videosunu. Gene deniz kenarında bir yerde. Gene deniz kenarında bir yerde geziyor. O sakat haliyle gitmemiştir diye tahmin ediyorum. Kendisine geçmiş olsun diyorum. 41-29 Grey 4, Rafineri 7. Evet, yine Rafineri aynı şekilde aynı futbolu devam ettiriyor. Benim için şöyle maçı ben anlattım, hakim maçı bahsedeyim. 41-29 Grey geçen sezon nasıl ön plana çıkmıştı? Savunma takımı, İtalyan takımı dedik. Hatta derece yaptı, yarı finale kadar tabii. Çıktı. Ama o dirençli futbolu, dirençli savunması ve inatçı futboluyla çok kırılgan bir 41-29 Grey takımı gördüm sahada. Çok kaybetmişler ama kanka etmişler. Aynen öyle. Ama hani Kayhan yine savunmada, Kayhan savunmada değildi. Bak, ofans oynadı maçta. Ofans oynadı çünkü orayı toplayan en iyi adam Kayhan'dı. Çok iyi topluyordu orayı ve onun mücadelesi takımı ateşliyordu. Kendisi de birazcık sanki mücadelesi azdı. Rafineri takımı zaten her zaman gibi Adem. Sahneye bir çıktı. 5 gol, muhteşem goller, akıl dolu goller, ele bir dönerek attığı bir gol var. Kimsenin beklemediği bir anda. Valla Resital sunduğu gecede Adem Rafineri takımını galibiyete taşıdı diyebiliriz. 41-9 Grey bir diş gösterdi. Ufaktan bir geri döner gibi yaptı ama izin vermediler. Kayhan'la maç sonunda konuştum. Yani söylediği şey çok fazla eksiğimiz var dedi. Ciddi anlamda kayıplarımız var. Bu kayıplardan dolayı hani savunma yapamıyoruz dedi. Çünkü ben savunmaya geçtim ama ofansif anlamda kan kaybettiklerini söyledi. Bir de geçen sene kaleci faktörü de vardı. Vardı ama geçen sezon... Bu arada kalecilerine geçmiş olsun. Geçtiğimiz sezon kaleci ayağı kırılmış. Öyle mi? Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Grey takımı geçen sezon da tam istikrarlı bir kadrosu yoktu. Giren çıkanı da aratmıyordu. Çıkan gireni. Hiçbir şekilde aratmıyordu. Beklemediğim bir maç oldu Grey adına. Hani ben toparlarlar bir... ya. Onlar ilk dönemlere böyle başlayamayabiliyorlar. Onların bir hızlı bir toparlanma dönemi olabilir diye düşünüyorum. Ama bu sezon yani tam tersine Rafineri çok iyi başladı. Rafineri ya muhteşem oynuyor. Ya bu takım ciddi sürprizler yapabilir sevgili dedin. Serkan takımı çok iyi oynatıyor. Ben Serkan büyülüyor benim bu sezon gerçekten. Bu sezon ayakları takımın da Serkan'ın da ayakları yani takımın yere iyi basıyor ya. Kesinlikle öyle. İş çok yaparlar. Değerli toplu bir Rafineri gördüm. Geçen sezonlara göre çok çok iyi bir Rafineri. Ben bu sezon Rafineri'nin özellikle kritik maçlarda, kritikler artık gruptan çıktılar. 2'de 2 sanırım ben hatırlamıyorsam. Gruptaki sonraki maçlarda eleme maçlarında çok ilginç skorlar imzalayacağını düşünüyorum. AFF 2, Kala Film 4 ki Salı gününün hani böyle sonucu hani bir nebze merakla beklenen kesinlikle maçlarından biriydi. AFF'nin geriye nasıl döneceği merak ediyordu sezonun başlangıcına. Kala Film geçtiğimiz hafta aldığı hani o galibiyete rağmen futbol anlamında çok tatminkar değildi. Bunu konuşmuştuk seninle de. Ama işin sonuna geldiğimizde 4-2'likte net bir galibiyet var sevgili dedin. Maça hakimim. Maçı zaten Hazer'in muhteşem bir golüyle başladı kalıbı. Sağ çaprazdan attı galiba değil mi? O golden bahsediyoruz. Orta sağdan vurdu. Orta yayın üstünden neredeyse. Her sene bir tane yapıyor böyle sürpriz. Çok ya bilerek nokta atışı yaptı yani. Hani topu uzaklaştırayım falan vurayım falan değil. Bir şey demiyoruz canım senin Kala filmine dedin savunmana gerek yok yani. Şimdi hayır bu sene Kala film demeyeceğim. Bu sene repertuarda başka şarkı alacağım sana.
çok iyi bir gol attı. Olgu geçen haftaya göre çok şaşırttı. Çok çok iyiydi. Hatta iki tane gol attı ama ya kaçırdıkları da vardı. Belki skor daha farklı olabilirdi. Dinamo görevi görüyor bence takımda. Bir kere fiziğini çok iyi kullanıyor. Hani o akıllıca oynadığı zaman, fiziğini iyi kullandığı zaman ondan top almak çok zor. AFF cephesine geleceğim. AFF cephesinde Adnan savunmada geçen sezonun flash oyuncusuydu o takım adına. Geçen seneki formunda değil. Hazır gelmediler AFF'ye. Ama öyle söyleyebilirim sana. Kalabilirdi. Aksine tam hazır gelmiş. AFF ki yine hani çok güzel taraftar görselleri var. Sen belki üst taraftaydın, göremedin maçı anlatırken ama aşağıda Meşaşoğulları, dev bayraklar aynı falan. Maçı, yani. Eğer izleyen olduysa başlangıç düdüğünden bir 30 saniye falan. Maçı, bir dakika net maçı anlatamadık. Görüş mesafesi sıfıra düştü. Yayın kulemiz duman altı. Bir anda sis bulutu kapladı her yeri. Eksik vardı tribünlerde AFF cephesinde. Eksik. Yol yorgunuydu. Çağlan'ım oradaydı. Evet, orada mıydı? Yol yorgun olduğunu, iş yorgun olduğunu duymadın söyledi. Yani yorgun olduğu için de ses çıkmadı ki bence ses çıkmadığı için de çok ciddi anlamda kayıp oldu bence. Kesinlikle yani büyük itici güç AFF adına ama Kalafilm'e gelecek olursak emin adımlarla ilerliyorlar. Geçen seneki Kalafilm mi, bu seneki Kalafilm mi dersen halen geçen seneki Kalafilm. Ben ama şimdi kendim hani biraz Kalafilm üzerinden hani geçtiğimiz hafta programı yayınlamadık hani izledik de evet. Onun üzerine biraz değinmek istersem. Babür'ün inanılmaz performansı ondan var savunma hattında. Hani yaşlandıkça yani bu şarap misali derler yani yıllandıkça kalitesi artmaya başlıyor yani Babür'ün. Babür'ü biz övdüğümüz zaman da bazı kişiler bizi eleştiriyormuş Kalafilm cephesinde. Yani Babür geliyor selam veriyor ondan dolayı mı övüyorlar falan. Ben futbolu konuşurum. Ben de kesinlikle futbolu konuşurum. Çok iyi oynuyor. Takımda iki haftadır izliyoruz. Oğuz Kesici ile bence Tuncer bu sezon çok kötü başladılar. Çok kötü başladılar. Hiç ya oynamıyorlar. Takımın en teknik, en önemli isimleri olabilirler. Yani kusura bakmasınlar şu anda değiller. Şu anda ben Babür derim yani Tuncer de demem, Oğuz da demem. Hatta Hazer derim yine o Tuncer ile Oğuz demem. Tuncer ile Oğuz demem. Babür hani geçen hafta yayınlanmadı programımız. Orada da bahsettik. Tam bir istikrar abidesi. Bir tane inişe geçtiği maç görmedim şimdiye kadar. Gördün mü bozduğu maçı? Bu arada sosyal medyadan da sorular geliyor galiba bizlere. Instagram üzerinden sorular sorarsanız birazdan sevgili Onur Düzen'den alacağız sesli olarak mesajları. Evet. Onları değerlendireceğiz. Devam edebilirsin. Babür'ün hiçbir zaman çizgisi bozulmadı. Aynı çizgide, aynı istikrarda, aynı özveriyle bütün maçlara çıktığını gördüm. Ben o zaman Babür derim. Kimse kusura bakmasın. Şimdi Olgu orta sahada Mesut'un yerine oynuyor. Yani takım içi orta sahadaki hani o hızlandırma anlamında ve tempo anlamında bence takıma tempo kattı gibi geliyor bana Mesut'un yerine. Mesut'u da bu arada geçmiş olsun ciddi bir sakatlık yaşamış dizinden dolayı. Yok yani. Sakatlığı maçta oyuna girdikten sonra çarpıştılar ya Adnan'la evet. O sakatlıktan doğru, dolayı sakatlığı var. Doğruydu, yedek bırakılması performansla alakalı bir şey olduğunu yani düşünüyorum. Sonuçta. Yani şunu net söyleyeyim ben sana. Bu Galatasaray'ın transferi NDA'ydı galiba orta evet. Sahaya transfer yaptı. Olgu, Endaye, Mesut, Selçuk'tur. Aynen öyle ama çok kötü görünüyor. Yok ama nettir yani. Mesut bunu... Selçuk iyi topçu mu? İyi topçu. İyi topçuydu. Güzel topçu mu? Güzel topçu. Topçuydu. Endaye, İyi topçu. Hızlı topçu. Evet. Maç içinde sürekli kalıyor mu? Kalıyor. Sadece biraz tecrübe eksikliği aynen var değil öyle. Mi? Ama büyük takım ama. Tecrübe eksikliği var. Aynen öyle. Ama. Olgu, Baran, Kubilay, Endaye, Mesut Kesici, Selçuk. Mesut dikkat alacak. Ve şunu da söyleyeyim. Oğuz Kesici de yavaş yavaş Yasin olma yolunda ilerliyor. Kesinlikle çok iyi tespit. Bir kere ben oldum gibi. İşte ben Yasin. Aynı. Ben oldum diye hiçbir zaman demeyecek futbolcu. Keserler. Sena dahi keser. Kesinlikle keserler. Doğru İki haftaya kalmaz Sena biraz daha takım ısınsın. Bu hafta yoktu gelsin Sena da keser. Ondan sonra da kimse... demesin. Biz niye şampiyon olamadık demesinler. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. IPD Post Production 3 Güzel Sanatlar 4 bu maça geçmeden önce bir sorumuz vardı galiba sevgili Onur Düdün. Daha gelmedi. Tam gelince şey yaparız. 4-3'lük bir skor var. Bu da çok güzel maçtı. Maç yani Harun'un gene performansıyla öne çıkıyor IPD aynen. Post Production'da. Bu hafta eksikleri de tamamlandı IPD'nin. Tam takım olarak yani geçtiğimiz seneki IPD ile bu seneki IPD arasında ciddi farklar var. Ama Güzel Sanatlar kazanmaya devam ediyor sonuç itibariyle performans anlamında. Güzel Sanatların bir tecrübesi var. İyi oyun oturttular. Bir kere şunu gözlemledim. Bütün takımlara baktığım zaman yerini kaybetmeyen, herkesin tam olarak yerinde oynadığı takımlardan bir tanesi Güzel Sanatlar. Hı hı. Kimse yerini kaybetmiyor. Karaçoban arada çıkıyor ileriye. Bir hani şut gücünü kullanıyor.
Ama bakıyorsun 10 saniye sonra yerinde. Başka türlü kazanamazlar ama. Çok güzel oyun disiplini oturtturdular. Bu şekilde giderlerse emin adımlarla ilerlerler. IPD'de de hani geldi sonuna kadar. Alabilirdi de belki de maçı başta alabilirdi. Ama güzel sanatlar dediğim gibi disiplinli oyunuyla ki... Doğru adamlar doğru yerde oynadığı zaman güzel sanatlar da iş yapıyorlar. Kesinlikle öyle. 4 oyuncu gol attı maçta. Engin çok çok ucuz bir kırmızı kart gördü. Çünkü önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak. Zaten kısıtlı kadro. Aynen ve takımın belki şu anda en etkili oyuncusu. Hücum hattında müthiş bir oyuncu. Gördüğü kırmızı kart bence çok acemiceydi. Bu tarz şeylere önem göstermeleri lazım. Güzel sanatlardan güzel şeyler bekliyorum ben bu sezon. Ben de IPT Post Production'ın biraz tecrübesinin eksik olduğunu düşünüyorum. Eğer bu tecrübe eksikliğini giderirlerse bence ilerleyen haftalarda onlar da iyi işler yapabilirler. Güzel sanatlarda da vallahi bu dönem bir sıvı eksikliğimiz çok göze çarpıyor güzel sanatlar cephesinde. Bana basın toplantısında Arda Karaçoban söyledi. Şu anda dedi göndermediler. Ben dedi bu iyiliği yapacağım. Beklemiyoruz. Sıkıntı yok yani. Öyle bir beklentimiz yok. Çünkü şimdi kışın çok fazla ihtiyaç olmuyor. Yazın bu dönemde sıcaklığı da 35-36 derecede oynandı aynen, maçlar. Aynen. Yani o şeyin Freşa değildi daha doğrusu da bu şeyle olan armutlu bir ürünleri var. Çok güzel yani. Müthiş bir ürün. IPD postübesine de değineceğim. Geçen hafta aldıkları galibiyet ciddi rehaveti sokmuş takımına. İnanılmaz rehaveti sokmuş. Harun sakatlığı var. Geçen hafta en iyi oyuncusuydu demiştik, konuşmuştuk seninle. Bu arada formada atlet görmesi dedi ama formada çok yakışmıştı. Aynen. Dikkat ettin değil mi? Yapışıyor. Duruyordu, aynen öyle. Sakat olduğu halde kendisini eleştirdim. Yüzünü de eleştirdiğim için burada bu konuşmayı yapabiliyorum. Sakat bir oyuncuysan o kadar kaleye şut çekmeyeceksin. Çerçeveyi bulamadı, yanlış anlama. Yapı meselesi o. Çerçeveyi bulamadı. Bazı futbolcular vardır ya sadece şut düşünür. O ya, çok yani. Teknik. İstese takı bak. İstesin takımı tıkır tıkır oynatır. Hem kendi oynar hem takımı oynatır. Bak bazı oyuncular kendi oynamasıyla birlikte takımı da oynatması lazım. Harun böyle bir oyuncu. Kaleye şut çektiğin zaman takım oyundan düşüyor. Bence yani mağlubiyetlerden sebebidir. Sebeplerden bir tanesidir Harun. Olabilir. Çok fazla takip edemedim mücadele. Yani üstün körü baktım biraz. Kaleye en az 20 şutu var. Bütün maçı izleyebilirsiniz. Kale bulan bir şutu var gol. O yüzden biraz daha bence dikkatli olması lazım ki sakatsa oynamaması sakat lazım. Vurmayacaksın o kadar. Happy Youth 4, Maynet 2 sevgili Didin. Kerem'in öne çıktığı bir mücadeleydi. Attığı 2 gol var. 2 gol dışında oynadığı iyi bir futbol var. Soner'in kötü bir performansı var. Şimdi sözü sana vereceğim ama Soner bu lige başladığında hani ilk genç yaş dönemindeyken iyi top oynayan, ön plana çıkan böyle hani geleceğin yıldız adayları arasında gösterebileceğiniz bir isimdi. Ama o Batuhan olmayı tercih etti. Batuhan olmayı tercih edince de bugün geldiği nokta belli. Yavaş yavaş Epiyurtlardan Şanlıurfa yolları, Antep yolları, hani ikincilik, üçüncülük yolları bence gözükür diye düşünüyorum. Hani birazcık kafasını kaldırıp önündeki Eray abisine ve Kerem abisine bakarsa futbolun nasıl akılla, nasıl tecrübeyle oynandığını, ne yapılması gerektiğini ben öğrenir diye düşünüyorum. Maynet cephesinde de Maynet iyi takım bence. Bu havaya daha bürünemediler. Bu sezon onlar için belki başarı gelmeyebilir ama ümitsizliğe kapılmasınlar. Bence asıl biz net bir Maynet'i önümüzdeki sezon daha iyi görürüz diyor. Yani bu sene belki gruptan çıksa da en fazla gideceği yol gruptan çıkma olur. Örnekleri var. Geçen sezonki takımlar da bu sezonki takımlar bahsediyoruz zaten. Hı hı. Bir mesela rafineri örneği verdik. Şu anda belki ligin rafinerisi diyebilir miyiz? Tabii çok net diyebiliriz. Geçen sezon rafinerisi ama şu anda rafineri 2-2. Çok sağlam gidiyorlar. Çok can yakacak diyoruz. Maynet'in de yani bir turnuva tecrübesi vardır. O turnuva tecrübesini aldığı zaman ben de hani oturmuş bir takım olduğunu görüyorum. Ya sanırım kendi aralarında da oynuyorlar yani. Çok böyle yabancı bir takım da değiller. Değiller. Ya bak iş yapar takım. Takımları var aynen öyle. Ya biraz bir iki takviyeyle, hani biraz da tecrübeyle Maynet'te ciddi bir religa takımı olur bence. Gecenin son mücadelesinde 16 gol izledik. Universal Makke'nin Sinefek karşısında 16-0'lık üstünlüğü vardı. Aslında hani maç üzerinde şimdi çok fazla belki yorumsal bir şey getiremeyebiliriz. Yani 16-0'lık net skor, goller konuşulur. Ama burada gollerin dışında bence bu sene Universal Makke'nin bence transferleri konuşulur sevgili ondan Didin. Direkt şu anda ondan bahsedelim. Çünkü takım oyun anlamında 16 gol var. Yani böyle çok ekstra konuşulacak bir şey yok. Şimdi geçen sene Universal Makke'ni biz hiç favori göstermedik.
Kimse göstermedi. Kendileri bile bence. Ülke oyuncusu dışında göstermedi ama bence. Ne onları getirdi? Hani geçmişten bahsediyoruz yine ama gece maçlardan sonra orada 2'lere 3'lere kadar birlikte oturmaları. Kolej havası geçen sene Universal McGee'ni şampiyonluğa getirdi. Tam bir kolej takımıydı. Futbol olarak belki yani... Takım içi dostluk, arkadaşlık. Aynen öyle. Tam bir hani 8. 9. sırada belki şampiyon. Cavit'in Ukrayna maceraları. Ukrayna macerası zaten takımın şampiyonun en büyük ayağıdır. Bence oradan gelen görüntüler büyük etki yarattı. Futbol anlamında, Dinamo Kiev'ler falan o anlamda. Dinamo Kiev'deki görüntüler kesinlikle futbol anlamında. Ben de gördüm. Beni de yayındaki anlatım performansım attı. Öyle bir görüntüydü. Cavit'in de kulakları çınlasın. Evet. Bu ara bol bol çekiyor. Yani kürek çekiyor. Kürek çekiyor. Abi çalışması lazım. Sakat. Sakat adam. Çalışması lazım. Şu anki Universal McGee ise tam bir takım olmuş. Beki, savunması, orta sahası, hücumu. Tam bir takım. Kolej havasından çıkmışlar. Şampiyonu kapalitini de takmışlar. Yani yakıştı şampiyon. Şu anda şampiyonu kapaliti McGee'ne formaları yakışıyor. Falan da bir şampiyona aynen, yakışır aynen. Bir forma. Kesinlikle forması bak, yakışıyor. Religa'da çok şampiyon var ama ilk kez ben bir şampiyona yakışır formayı şeyde gördüm şu anda. Universal McGee'nde gördüm aynen, yani. Evet. Zaten bir şampiyon var yani daha doğrusu. Universal McGee bozdu bir tek o aynen, büyüğü evet, ama WWE. Hani final olarak hani takım havasına baktığımızda evet. Hani Tuzan Barıları'na hani kalı filmleri konuştuğumuz zaman bence çok güzel. Ben Ajax'ın formasını her zaman yani beğenmişimdir. Şu anda hani sahaya çıktığı zaman hiç tanınmayan bir takım sahadaki duruşuyla Universal McGee'nin iyi takım olduğuna karar verebilecek yani seviyeye adım geldi. Attığın anda korkarsın. Aynen öyle. Çünkü fizik yapıları falan da öyle. Şimdi bir Aykut'u gördüğün zaman 10 kilosunu geriye at. Kilolarından bahsetmiyorum Aykut'un. Evet. Yazın iyi çerezleri yemiş, içmiş kesinlikle sahil evet. Kenarlarında. Onu at katlarında orada gitmiş bir şeyler. Valla bilmiyorum. Sadece benim Universal McGee cephesinde hani geçtiğimiz haftayla ilgili biraz eleştirilerim vardı. Bu biliyorsun burada da konuştuk hani bu derece mevzuları vardı hani onlar da zaten onun geçti o şeyde geçtik şu an her şey tatlıya bağlandı. Reaksiyon gösterdiler. Cinefect takımı 2 haftadır kötü performans sergiliyor hani formalar da hani şey olmadı hani tepki vermedi takıma. Evet, evet. Bilmiyorum yani çok tabii ya, işler çok kolay değil sevgilim çok zor gruptalar. Çok bir şeyden bahsetmeyeceğim sadece Ahmet'e üzüldüm. 16 golüydü ama yani şurada haftanın 7'sini yazdığında kaleye yazsaydın emin ol ki ya absürt bir durum çıkmazdı ortaya. Maçın tamamını izleyen anlayacaktır beni. Bu 16 bak kusura bakmasınlar 30'dan kurtardı takımı öyle söyleyeyim ben sana. Doğrudur. 30'dan kurtardı takımı. McGee'nden bahsedeceğim. Cinefect'te Ahmet karşılık verdi. Fatih birazcık karşılık vermeye çalıştı ama bir iki kişiyle olmaz bu iş son şampiyon karşında. Yani. İlker ve Kaan'dan bahsetmiştim. Ben ilk haftada izledim. Yani ilk haftaki maçı ben mi anlatmıştım Universal evet, McGee'nin? Evet. Ben anlatmıştım. Oradan evet. Da biliyorum yani çok iyi transfer. İlker özellikle. Kaan takımın hani hücum hattı zaten çok iyiydi. Ona hiçbir şey demiyorum. Mert ve Murat'tan sonra bence. Mert ile Murat'ı kaybettiler. Evet. Mert ile Murat'tan sonra şöyle bir katkısı oldu takıma. Üçüncü bölgeye topu iyi taşıyabilen iki transfer. İlker, Kaan'dan bir tık daha öteye İlker. Çok iyi transfer. Yani ligin şu anda belki beklerini falan aldığımız zaman en iyi. Net. Fenerbahçe'den alınan Gökhan Gönül gibi düşün yani. Kesinlikle öyle. O kadar etki etti kanada. Takım savunmada zaten Hakan her zamanki gibi hiçbir toptan sakınmıyor. Bence ilk başlarda ben hiç Hakan'ı izlediğim zaman hani savunma yapar mı yapamaz mı? Çünkü mecburiyetten kadar savunmayı biliyorsun sakatlıktan dolayı. Mehmet Topal'ın stoper olması gibi bir şey oldu. Adam stopere yapıştı. Çok da yakıştı kendisine. İyi de oynuyor. Bence Universal McGee daha iyi bir takım oldu geçen seneden. Yani bu sene de yani şampiyonluk adayıdır. Manşehir 5, Tuzambarı 7. Çarşamba gününün ilk mücadelesi. Ya burada tabii mücadele bir hayli geç saatte başladı. Manşehir cephesi biraz gecikti maça. Buna rağmen Tuzambarı'na da teşekkür etmek istiyoruz. Hani, anlayışla karşıladılar evet. Rakibin gecikmesinde. Çok güzel bir maç oldu. Hani günün belki böyle hani temposu ben bu kadar yüksek maç beklemiyordum. Hakan'ın ofansif anlamda bitiriciliği keza şimdi Ruşen'in dönüşü. Diğer tarafta Tuzanbağı'nda Ruşen'in tekrardan takıma gelişi ama gelmeyişi. Aynen. Çok kötü performans gösterdi Ruşen. Maç. Ya ilk bilmiyorum ama bu sene Tuzanbağı yani başarı alamaz sevgili dedim. Ben ilk maçı takip de edemedim. İşlerin önünde bir organizasyon vardı orada. Çok net söylemiyorum. Bu sezon Tuzanbağı yani çok ciddi sıkıntılar yaşar. Geçen seneki o... Tabii çok ciddi sıkıntılar yazar. Şimdi Manşehir'de Arda iyi oyun oynuyor. Efe İlhan gene iyi işler yaptı.
Kaleci olmamasına rağmen Utku Kale'de müthiş bir performans sergiledi. Belki de takımını ayakta tuttu belli bir yere kadar. Ama tuz ambarında çok eksikler var. Tek Mehmet Güler üzerine kurulu bir takım var. Tabii Emre'nin bugün bu maça gelme işi savunma anlamında ciddi eksikler yaratıyor takıma. Ege daha Efe'nin yerini tam dolduramadı. Kardeşi ya da abisi bilmiyorum Efe'nin. O daha tam yerini dolduramadı. Onun kale anlamında sıkıntıları var. Yani tuz ambarının baştan aşağı böyle bir silkelenip ya biz turnuvaya katıldık demesi lazım ki iki takımın forması olmayışı, Tuzamba'nın ikinci haftasına rağmen formasını yetiştirememesi, Namık sağ içinde kaldığı sürede performans anlamında vasatın üstüne çıkamaması birçok etkendi. Ama sahaya döndüğümüzde Manchester'da Hakan Özdemir'in olağanüstü performansı vardı. Her aldığı topu iyi değerlendirdi. Arda ile birlikte iyi ikili oldular ama sonuca döndüğümüzde galibiyete yetmedi. Yani bu maçın üzerinde çok konuşulacak ya noktalar bunlar. Hani Mehmet Güler Yüz çabası yazık takımı, oluyor. Takımı bir yere taşıyabilir. Tek başına maç da kazandırabilir. Ama ciddi favori takımlardan bir tanesine karşı çıkarsa da hüsran olur. Hüsran olur. Aynen öyle. Vianar 3, Publicis Bomonti 3, Bomonti derbisi derbiye yakışır bir mücadeleydi. Şimdi yarın gene cumartesi günü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak biliyorsun. Hani bir o derbi kadar bence hatta onun kalitesinden daha yüksek diyeceğim. Çünkü genelde Fenerbahçe Beşiktaş derbileri son zamanlarda Şenol Güneş taktiğiyle savunma sisteminde geçiyor. Ama Vianar Publicis Bomonti maçında olağanüstü iki takımın mücadelesi vardı. Ben derbiye yakışır goller vardı. Mücadele hiç bitmedi, tempo hiç bitmedi. İki takım da futbolu alkışlanacak değerdeydi. Ben hani maçı takip etme şansı buldum. Sen hani Beşiktaş Fenerbahçe yolu niye verdin? Ben sana şöyle söyleyebilirim. Ne Beşiktaş Fenerbahçe, ne Galatasaray Beşiktaş, ne Fenerbahçe Galatasaray. Bu şeyi zevki vermediler bize bu derbilerde. Gerçekten ciddi anlamda bu keyif aldık. Hani tam Vianar maçı kazanacak derken Aziz çıktı sahneye. Son iki dakika falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Attığı golle beraberliği getirdi ki çok güzel bir coşku oldu. Çok iyi. Ben haftanın maçı olabilir belki bu maç. Ama tabii çok net bir de gerçek var. Vianar'da Murat'ın performansı çok iyiydi. Olağanüstü kurtarışlar yaptığını, beklerinin üstünde performans sergiledi. Musa daha kendisini bulamadı Vianar'da. Musa biraz daha silkelenip kendisini bulursa, geçtiğimiz sezon o C-Section'daki Osman'ı da devreye girerse, Vianar bu sezon daha derli toplu. Melik gene geldi, güzel bir gol attı. Gene golünü attı, sevincini yaptı. Bir de diğer cepheye dönecek olursak Aydın'ı ben çok beğeniyorum Publicis Bomonti'de. Yani Aydın inanılmaz bir oyuncu sevgili. Yani bir kanat oyuncusu için çok ekstra özellikleri var. Aziz'le Berkalp de takımı iyi kuruyor. Talişka hani Okan Özpolat oyun içinde çok kalamıyor. Bu çok büyük geçen eksiklik. Geçen seneki performansla biraz daha uzak gibi görünüyor sanki. Yani Okan'ın biraz daha oyun içinde kalması gerekiyor sevgili Din. Bunun dışında maçla ilgili derbiye dair çok fazla hani söyleyebileceğim. Ama haftanın işte maçı dediğin gibi. Alaaddin 4, Hacı Yatmaz 0. Geçtiğimiz hafta fazla bir gol yiyen Hacı Yatmaz bu hafta daha değerlendi, toplandı. Biraz daha kendisine geldiğini düşünüyorum ben. 4 gol yediler ama şöyle bir gerçek var. Hacı Yatmaz'ın performansından daha çok bence Alaaddin'in o performansını konuşmak lazım. Çok kesinlikle, kötüler. Kesinlikle. Şimdi Alaaddin bir tek Mehmet önderliğinde oynadı. Mehmet maçı bizim diğer eventimizde şampiyon yaşamış bir kaptanla anlattım Hakan'la. Hakan Özçelik'e de buradan selamlarımız olsun. Mehmet çok beğendi. Tam bir maestro gibi. Takımı yönetiyor, takımı oynatıyor. Hani Mehmet'in bir golü var 4-0'lık mücadelede ama emin ol bütün gollerde Mehmet var. Yani çok iyi. Tamamen Mehmet önderliğine maçı kazandılar. Hacı Yatmaz'da şöyle bir sıkıntı vardı. Yedekleri verdiler sanırım. Hı hı. Yedekleri yoktu. Maçın başında bir sakat verdiler. Kalecileri sakatlandı. Övünç zaten maçın 10. dakikasından itibaren ayağını tutarak oynamaya başladı. Hani bu sakatlıkların da işte, Övünç ciddi anlamda tehlike yaratabilirdi bence. Ama yani maçı kazanabilecek hiçbir şey yapamadılar. Utku kaleye geçti daha sonra. Utku da bu arada yanlış hatırlamıyorsam gol yemedi herhalde. Bir gol yedi. Güzel bir kurtarış yaptı. Hacı Yatmaz'ın daha geniş bir kadroyla sahada olması lazım. Belki daha geniş bir kadroyla gelseydi sahaya 4 tane yemezdi. Kafa kafaya gidebilirdi. Alaaddin'e 4-0 çok yakın bir skor. Üstüne oynamı derseniz 10-0'lık
performanslarında. Alaaddin'de Cem Abbas kenardaydı. Bu sezona hazırlanamadığı için oynayıp oynamayacağı konusunda net bir karar vermedi daha henüz. Ama şimdi bu performansla bir yere kadar ben Alaaddin'in gidebileceğini düşünüyorum. Yok, belki ilerleyen haftalarda yani, ne olur bilinmez ama... 4-0'lık galibiyet hiçbir şeyi yanıltmasın. Performans olarak çok kötüler. Hacı Atmaz cephesi bence turnuvadan keyif almayı bilen bir takım. Aynen. Bence turnuva yani La Liga'ya şu anda bu sezon renk getirirler. Oynadıkları futbol hani belki şeydir ama gruptan çıkabilirler. Hani şimdi sonuçta 4 takım çıkıyor. Bir şansları aynen. da var. Yok aynen. değil sevgili var. Didin. Ece doğru. Hanım kenardan maçı takip eden Hacı Atmaz cephesindeydi. Belki beklediğin karşılığını hani alamadı futbol anlamında ama o bile takımına moral motivasyon anlamında çok iyi sinerji veriyor. O da artı parantez olarak bir tebrik edilebilir takım evet. cephesinde. Geçelim hemen bir son 4 mücadelemize girdik bu arada. Biraz bazı maçları hızlı geçiyoruz hani skorlardan da dolayı da ama inanın program çok yoğun. Programın süresini de belli bir aynen. sınırda tutmamız gerekiyor. Sesli Harfler 5, Youth Republic 8. Gene gecenin çok merakla beklenen mücadelesinden biri çarşamba gecesinin. Aynen. Yine Sesli Harfler uzun bir süreden sonra hani ilk sahaya çıkıyorlardı. Evet. Performansları merak ediyordu Görkem ve ekibinin. Evet. Youth Republic zaten geçtiğimiz hafta net galibiyet. Bu hafta yine gençlerinin ekstra performansıyla galip geldiler ama çok fazlasıyla da gol yediler. Önce Youth Republic'i dinleyelim. Youth Republic Ahmet aldı saz eline. Muhteşem oynadı. Takımı oynattı. Kendisi oynadı. Çok enteresan goller attı. Sesli Harfler tam bir diş gösterdi. Döneceğim derken yine Ahmet çıktı sahneye. Efsane birkaç tane daha gol attı. Burak şimdi ortada Ahmet var, geride Burak var. Bu şekilde iki tane oyuncunuz olduğu zaman çok tehlikeli bir takım olursunuz. Kanatta Efe yani ciddi anlamda çok iyi bir takım Youth Republic. Bence şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi olarak gösterebiliriz daha ilk haftalardan oynadığı futbolla. Ama Sesli Harfler cephesine geleceğim şimdi. Daha sonra maçı bağlayacağım birbirine. Sesler ve cephesi bu arada Semih'ten özür diliyoruz. Seyfi'nin formasını giymiş. Maç boyu Seyfi olarak evet. lanse ettim. Hatta kilo vermiş şimdi adım tanıyorum. tanıyorum ama isim olarak hatırlayamamışım. Seyfi olarak bahsettim. Kendisine özür diliyorum. İyi mücadele etti. Oyundan çıkarttıkları an bir kere çok büyük hata yaptılar. Oyunun neredeyse 30 ile 45. dakika hatta ya da 25 ile 40. dakika aralarında Seyfi, Semih, namı diğer Seyfi oyunda yoktu. Bu Sesli Harfler takımını çok olumsuz etkiledi. Ben Sesli Harfler'in çok hazır geldiğini değil, düşünmüyorum turnuvaya. Değil. Sadece şöyle söyleyebilirim. Görkem ve Okan. Geçen sene bıraktığı yerden şu anda devam eden iki tane adamlar var. Yağmur falan da çok böyle şey edildi. Şunu anlayamadım. Baki geçen sezonun sağ bek oyuncusu. Forvet. Ama bir de kalecilerini de kaybetmiş galiba Sesli Harfler. Kalecileri iyiydi çünkü Sesli Harfler. İyiydi. Yine 7 goller kötüydü doğru söylüyorsun. Bu mücadele çok orta sahadan goller falan geldi. Ama sadece kalede bitmiyor ki iş. Tabii takım geneline baktığın zaman... Senin oyuncun varsa benim, tabii. Ben onu koyarım Forvet'e. Tabii. Takım onu geneline bakacak olursak... Başta da doğru. aynı şekilde bahsettim. Baki'nin bir kere Forvet tecrübesi yok artık. Kendi aralarında maç yapıyorlarsa, Baki nerede oynuyor, Forvet mi oynuyor bilmiyorum. Benim La Liga'da izlediğim Baki kesinlikle bir forvet oyuncusu değildir. Gözlemlediğimiz kadarıyla orada da değildir. Muhteşem de bir sağ bektir, yanlış anlaşılmasın. Çok yeni bir bektir. Okan yine iyi mücadele etti. Görkem aynı şekilde ama Youth Republic takımında ciddi anlamda iyi oynayan oyuncular var. Ahmet, Sezai sakatlandı çıktı ama o da o zamana kadar çok iyiydi. Efe, Ahmet, Burak. Tam bir takım, tam bir korkulacak takım diyebiliriz Youth Republic için. Youth Republic'te tabii hazır nazır bir kadro ama ben performans anlamında hani geçtiğimiz hafta ile bu hafta arasında geçtiğimiz hafta daha çok beğendim Youth'u. Ama şimdi Sesli Harfler kötü desek de ya yine de... Ama şimdi işte ondan bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta tamam karşılarında iyi bir takım yoktu. Sesli Harfler'den bahsediyorum. Ben Youth'tan bahsediyorum tamam. şu anda. Karşılarındaki takım Sesli Harfler ona geleceğim sana. Hani karşılarındaki Sesli Harfler'i yabana atmamak lazım. Kalecini kaybetmiş ama... Bütün 6 ayı da geliyor. Tamam ben falan. De aynı şeyden bahsediyorum zaten. Çünkü karşılarındaki takım Sesli Harfler. Ama Sesli Harfler gibi takıma karşı çok kötü performans sergilen bir yurttan bahsediyoruz. Yani kötü performansla da maçı kazanmayabiliriz. Ama evet orası ayrı. Ama sonuç itibariyle yarın bugün daha kıdemi yüksek bir takımla karşılaşacak. Bunlardan şimdiden ders çıkartmazlarsa sonra çok ceza keserler bu takıma. Şöyle bir şeyden yani mesela şu maçta şu Sesli Harfler'den ben bu takımın maksimum 2 gol yemesini beklerdim yani. Bence
iyi bir reaksiyon gösterdiler orada. Güzel bir reaksiyon gösterdi. Ses sertler Görkem'in önlerinde. Efe oyunda yoktu diyebilirim ben sana. Efe'siz oynadı. Belki 6 kişi oynadılar. Efe hiç oyunda yok. Hani orta sahada biraz top taşıdı. Hızlıca içeriye girdi ama Efe bu değil yani. Biliyoruz Efe'nin kim olduğunu. O yüzden bir de öyle bakabilirsin. Tam bir formda Efe ile çok daha farklı olabilir bu mücadele. Tabii şimdi biraz daha böyle daha hazır nazı takılma karşısında izleyince net kararlar da verebiliriz. Bir sezon ara verdiler, ondan sonra geldiler. Yani şu anda onlar da bir konsantrasyon eksikliği yaşıyor olabilir. Tabii belki dediğin gibi hani hazırlık sürecindeler. Evet. Yani gruplarında da şimdi onlara çok zor olacak takımlar yok. Blab ve Baz var gerisin geri. Hani diğer takımlar arasında baktığımızda Yurt bu grubu çok lider ve açık ara farkla kazanarak geçer. Ogilvy 12, Baz 1. Yani bu maçta aslında çok böyle hani üzerine saatlerce konuşulacak, dakikalarca konuşacak bir mücadele olarak değerlendiremeyiz. Burada sadece Ogilvy cephetinden önce Baz baykuşları konuşabiliriz. Baz baykuşları kesinlikle. Bu maç hakkında onu konuşabiliriz. Müthiş bir taraftar grupları vardı. Belki galibiyet gelmedi ama gündeme gelecek birçok oyuncuları vardı. Sen maçı değerlendirebilirsin yakından takip ettiğin maçta. Geldiğimiz zaman senin söylediğin gibi maç hakkında konuşacak bir şey yok. Ogilvy yani etkili ayaklarıyla maçı kazandı. İki Emir çok iyi oynadı. Savunma hattında yine iyiydiler. 12-1 yani çok farklı bir skor ama ben Baz'dan bahsedeceğim biraz. En azından Ogilvy şunu yaptı. Geçtiğimiz hafta kaybettiği avarajını geri aldı. Zaten ondan da bahsettiler. Sağ kenarında Emir'e bir Serdar Cuman bir bayan vardı. Hatta röportajda da ismini hatırlayamadım şimdi. Röportajda da kendisini aldım. Emir gaza gelme Baz'a gel diye bağırıyordu. Gerçekten yani eğlenme anlamında, heyecan anlamında, taraftar anlamında gerçekten Baz'ı ciddi anlamda tebrik ediyorum. Açtıkları pankart. Tamamen bu işin eğlencesindeler. Sonra basın toplantısında kapı toplarına çıkmıyoruz dedi oyuncu. Çünkü biz kafamızla para kazanıyoruz dedi. Yani ciddi anlamda oyun işin eğlencesindeler. Bu arada Nazlı Hanım'dı galiba. Nazlı Hanım kendisi röportajı aldım. Nazlı Hanım bir de tek yoğun başına, bir takvim üzerinde olmasına rağmen kırmayıp geldi hani. Büyük o programına bir lansmandaymış kendisi. O lansmandan çıkıp geldi. Özellikle saha içine verdiği direktifler de çok iyiydi. Pozitif anlamda birçok izleyici de gülme krizine soktu. Bizler de dahil olmak üzere. Maçı anlatırken bir ara mikrofonu da kapatamadım. Maça da giremedim. Yani bir dakika bir kilitlenme yaşadım. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Hani Bas takımı belki bu sene oyunuyla değil ama taraftarıyla ve Nazlı Hanım'la müthiş bir efekt yaratacak Baz Baykuşlar. Ciddi anlamda. Önümüzdeki maçlarda da gene iyi işler gözüküyor. Voden 1, Voden Leo Burnett 1, Anima İstanbul 2 sevgili Didin. Güzel bir mücadeleydi. Voden bir süre sonra hani bir maçı aradan sonra geri dönmüş oldu. Bay geçmişlerdi ilk haftayı. Leo Burnett da birleşmişler. Aslında iyi de bir birleşme olmuş. Güzel transferler var takımda. Anima İstanbul karşısında galip gelemediler yine de. Önce sen değerlendir sonra benim sözlerim olacak. Sen daha izledin biraz. İzleme şansı buldum kenardan. Dediğim gibi buradan birleşmeden sonra geçen sezon bazı ince yerleri vardı. Yani böyle kırılgan bölgeleri vardı. O bölgeleri ciddi anlamda güzel transferlerle iyi bir takım olmuşlar. Yani geçen seneki Voden'le bu Anima İstanbul karşısında daha farklı skor oldu kesinlikle. Mücadele izledim. Yani ben en sevdiğim oyun sistemidir. Orta saha mücadelesi olan her mücadele benim için çok iyidir. 2-1'lik skorluk maç, ben de 15 maçlık, 15 gollük maçtan kesinlikle daha iyidir. 2-1 tam bir orta saha mücadelesi. Ciddi anlamda iyi orta saha mücadelesi oldu. Ben Anima'yı tebrik ediyorum. Ama Voden için de bu mağlubiyet onları yıkmasın diyorum. İyi yoldadır. Ben de tam tersini söyleyeceğim. Coşkun sadece turnuvaya hazırlanmış. Ama Voden cephesinde geçim sezon çok fazla eleştirdim biliyorsun. Coşkun'dan çok bahsedemeyeceğiz gibi geliyor. Eski şut vuruşları. Ya zaten çektiği şutların hepsi bizim jogo var orada kırmızı. Oraya mı geldi? Kırmızıyı çok hani kırmızıyı severler ya. herhalde Coşkun sürekli kırmızıyı hedef aldı, gözünü aldı. Bir de çok ilginç tarafa dönecek olursak yine Voden Leo Burnett cephesinde. Ya şimdi geçtiğimiz sezon Leo Burnett'ın tek halinde Tunçer Söz iyi bir topçuydu. Burada hiç yok sahada. Metehan gene güzel sanatlardan izlediğimiz bir forvet oyuncusu, sen de biliyorsun. Yokları oynadı yani çok yani, geriye gitmiş hiç yani fotoğrafı da manşete koydukları fotoğraf da en net örnektir yani. Metehan'ın ben hiç düştüğünü görmedim hayatım boyunca öyle yere. Uğur Yontucu'yu zaten konuşmaya gerek yok, sahada yoktu.
Uzun zamandır yok ama yani yontucu ancak kumpas bak, kurma peşinde. Yontucu sosyal medyada Messi. Aynen yani aynı. Ama sahada Ozan Tufan. Yani hiç yok yani aynen, çok kötü evet. Bir performans aynen. Sergiliyor. Anima İstanbul cephesinde bence Anima çok iyi top oynuyor. Özellikle yani bu sezon tecrübesiyle Mehmet Erer Alex de Souza'dır. Kesinlikle katılıyorum. Anima için de bir anekdot geçeceğim. Tam bir kemik takım. İtalyan. Tam bir İtalyan takım. Yani orta sahası çok dirençli. Bir kere artık onların da bir kırılgan yapıları vardı. Ya bu sene Liga çok farklı olacak Navalant ya. Bu sene ben Anima İstanbul'un, şimdi bak varmış. Emir, Turgut, Çağrı, Mehmet, Civan, Kalede Soner, işte yeni transferleri Semih ile Aydın. Şimdi bu adamlara baktığımız zaman sevgilin hepsi tecrübe abidesi isimler. Kesinlikle. Yani şimdi bir Civan'ın o atak ofansif oyunu golleri, yani şimdi bunlara baktığımız zaman çok ekstra performanslar. Emir sakin bir topçu, Turgut bu hafta kötüydü ama yine her zaman iş yapıyor ki gol penaltıdan attı galiba golü. Gol atmaya bir şekilde gidebilen takım yani, ama tek kelimeyle Mehmet Erer müthiş bir isim. Yani turnuvanın ben bu kadar iyi orta sahası bence kim de dersen de. Mehmet Erer'i ilk sıraya yazacak kesinlikle. Sıralara getiririm yani. Soğukkanlılığıyla müthiş bir isim. Bu mücadeleyi de bu şekilde geride bırakırken geliyoruz kariyer rekoru kıran bir videoya. Tam 4 gol atan bir videodan bahsediyoruz. Ve bu golü TBWA gibi şampiyon evet. Apoletli bir takıma karşı atıyorlarsa demek ki önümüzdeki haftalarda nasıl bir video izleyeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Takım gruptan çıkarsa şaşırmam. Ve TBWA'de tam tersine daha geriye gitmiş. Aynen öyle. Ama biraz skorun da vermiş oldu. Rakibin de o vermiş oldu. Rehavet. Etkenden dolayı, rehavetten dolayı. 4 gol evet. Hani 9-4'lük bir skor var. Bu mücadeleye dair istersen ben yorumlayayım. Senin o sürede farklı işler vardı. Orada koşturdun. Bir videoyu ben daha değerli toplu buldum sevgili Didin. İyi işler yaptılar. Takım olarak daha çok ayakları yere basıyor. Bir mantık yürütmüşler takım olarak. Şunu gördüm sevgili Didin. Şunu diyorlar. Biz sahaya mesela İri yarı bir isim hemen kaleye koymuşlar. Defansı boyları yükseltmişler. Böyle hani geçilmezi yapmışlar. İleride de bir şekilde golü atarız demişler. Bu mantığı çok iyi oturtmuşlar ve iyi goller de attılar. Önümüzdeki hafta ben kalabalıkta geleceklerini düşünüyorum. Cephesinin, bir video cephesinin. Bir video geldi mi onlardan bu sezon? Geçen sezon onların videosu başlangıçta damga vurmuştu. Bu sezon daha gelmedi ama çok hazırlıksız yakalanlar. Bence bu sezon biraz geç gün. Yaparlar. Gelir ben yaparlar onu da tahmin ediyorum. Bence hazırlık içindeler olduğunu aynen. Düşünüyorum. TBWA iyi oldu yani. TBWA her zaman bir çeyrek finali vardır ya. Tam bir turnuva takımı değil. Yani her zaman bir çeyrek finali vardır. Avrupa Şampiyonası Almanya'sı değil mi? Tabii yani ne zaman gelse aynen. Bir başarıya bir aynen. Şekilde aynen. Ulaşır yani TBWA. Yani kaçınılmazdır yani ilk hafta aldıkları galibiyet çok kesinlikle. Net örnektir yani. Çok önemli bir takım karşısında aldılar. Tecrübeli bir takım karşısında alıyorsun. Ben o yüzden bu takımın her zaman iş yapacağını ama düşünüyorum. TBWA gibi bir takım bir rehavet kapısı zannederleri yine görüyorsun yani. Ya olacak. Rehavet kötü. Olacak. Religa'da ikinci haftayı geride bıraktık. Programı Instagram üzerinden takip edenler için söylüyorum. Programın tamamını cumartesi akşam saatlerinde religa.com üzerinden ve sosyal medyamızda yine paylaşacağız. Oradan takip edebilirsiniz kaçıranlar için şimdiden söylüyorum. Programın başında da söylediğimiz gibi Titi Fikir'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu güzel jestlerinden dolayı. Diğer takımlarımıza örnek olmasını temenni ediyoruz. Tam 7 maç oynanıyor Seyrantepe 700 Yıl Parkı Arena'da. Zaman zaman saatler 2'ler 3'leri buluyor. Hep birlikte buluyor. Yani hep birlikte yeriz, hep birlikte içeriz. Bizim felsefemiz bu. Önümüzdeki hafta Religa'nın 3. haftası, grupların da aslında biraz daha şekilleneceği bir hafta. Önümüzdeki hafta yine aslında gruplarla ilgili bilgiler de yine Religa.com üzerinden açıklanacak. Hani onları takip edin, kim çıkacak, nasıl çıkacak, nereye gideceğiz, ne olacak. Bunlara dair bilgilere de ulaşacaksınız. Önümüzdeki hafta Salı günü saatlerimiz yine 18.00'ı gösterdiğinde Religa heyecanıyla buluşmak dileğiyle. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler.